Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir belediye meclis toplantısında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a bazı mağduriyetlerini dile getirerek kamuoyunun dikkatini çeken Cahit Erdem adlı vatandaş açlık grevine başlayarak Başkan Kocadon hakkında ağır iddialarda bulundu. Sahibi olduğu arazi üzerinde inşaat yaptırmak üzere anlaştığı müteahhitle sorunlar yaşadığını ve müteahhitin inşaat ruhsatlarına aykırı bölümleri olan siteye sahte imzalarla Bodrum Belediyesi'nden iskan aldığı için mahkemelik olduğunu iddia eden Cahit Erdem, Bodrum Belediye Meydanı'nda açlık grevine başladı. Geçtiğimiz aylarda Bodrum Belediyesi meclis toplantılarına da katılan ve şikayetlerini burada birçok kez dile getiren Erdem, bu kez de belediye meydanında sabah saatlerinde basın açıklaması yaparak açlık grevi başlattı. Erdem açıklamasında, "Bir CHP'li olarak burada oturmaktan çok üzüntülüyüm. Fakat Kocadon nedense müteahhite her türlü desteği verdi. Sahte imzalarla iskan verdi" iddiasında bulunarak şöyle konuştu. "İki seneden beri kendisiyle görüşmek istedim. Başkan Kocadon benimle neden görüşmedi bir türlü anlayamadım. İçinizden Mehmet Kocadon'un bu işten ne ilgisi var diyeceksiniz. Mehmet Kocadon iki sene evvel bana adliyede kendisini gördüğümde dedim ki Sayın Başkan buraya iskan vermeyin. Belki kanunsuz bir şey istedim ama mahkemelerimiz bitsin ondan sonra iskan verin dedim. Sayın Kocadon bana ertesi günü Haluk Bey'in yanına çağırarak buraya çarpı işareti koy buraya iskan verilmeyecek dedi. 15 gün sonra sahte imzalarla, sahte belgelerle imzalarla iskan verdi. Belgelerle imzalarla. Bu müteahhite rant sağladı. Şu anda bu müteahhit gene paşa tarlasında 4 katlı bina yapıyor. Şimdi ben size biraz sonra dosyalardan beraber fotoğrafları çekilmiş yerlerin resimlerini de vereceğim. 4 katlı bina yapılıyor mu? Bodrum'da yapılmıyor. Ben Haluk Ayti'ye geldim, söyledim. Sakın şikayet etme abi. Ben ne lazım gerekirse yapacağım dedi. Fakat 4 katlı bina bitti. Diamond Otel'in yanında bir yol var aşağı inen. O yola da bu bahsettiğim müteahhit, haklı şu an sen, kendi villasına girmek için sırf kendine kamu yolun orada teratuvar yaptı. Resimleri var, hepsini tek tek vereceğim. Ben Sayın Başkanımızdan beni çağırıp dinlemesini istedim ama bir türlü dinlemedi beni. Bu da kendisi bilir tabii, onun hakkıdır. O yüzden onun yüzünden çok mağdur oldum. Şu anda elimde sizlere birer tane dosya vereceğim. İçişleri Bakanlığı'nın ve Danıştay'ın mahkeme açılmasına dair karar verilmişti. Açlık grevine başlayacağını ifade eden Erdem şunları söyledi. Ben burada açlık grevi yapacağım. Sizlerden konuşmam bittikten sonra tahmin ediyorum benim açlık grevime mani olacaklar. En azından bakın söylüyorum beni belki de öldürecekler burada. Ben ölmeye bile razıyım. Vatanımız için bir karış toprağı için savaşıyorsak ben de evim için savaşıyorum. Evimi almak için savaşıyorum. Evimin kapısını vermiyor. Haklı şahsen olan vatandaş. Bütün mücadelem evim için. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah kısmet eder, bir şey olmaz da yarın olursa yarın daha başka açıklamalarım olacak. Şimdilik teşekkür ediyorum. Eylemine devam ettikten kısa bir süre sonra meydana gelen polis ekipleri tarafından elinde taşıdığı Mehmet Kocadon mağduruyum yazılı döviz alınan Erdem, dövizi kendi isteğiyle verdiğini anlatarak şöyle konuştu. Emniyetteki arkadaşlar geldi, ricada bulundular. Ben kendi isteğimle verdim, onu da söyleyeyim yani. Dediler böyle seçim üstü böyle, haklı, doğrudur. Zaten her taraf karışık. Türkiye'nin. Ben de dedim ki buyur alabilirsiniz ama ben açlık grevini, demokratik hakkımı kullanacağım, açlık grevimi yapacağım. Ya topumu verirler ya da burada öleceğim. Yani ikisinden biri. Konuyla ilgili bilgi almak üzere aradığımız Bodrum Belediyesi İmar Müdürü Haluk Ayti ise kendisi enteresan bir adam haline gelmiş. Geçim sistemini de herhalde bunun üzerine kurmuş. Belediyeyi kullanmak isteyen bir kardeş haline geldi. Biz yardım etmeye çalışıyoruz ama kendisi bunu anlamıyor. Müteahhitle arasında bir anlaşmazlık söz konusuymuş. Hukuken çözülecek bir şeyi belediyeye Mehmet Kocadon'a yıkıyor. Bu da bizi rahatsız ediyor dedi. Ama yani mağdur oldum.